Arkadaşınız çok ciddi bir kaza geçirmiş. Allah'tan kask ve bütün ekipmanları tammış üzerinde. Peki durumu nasıl? Henüz kesin bir şey söyleyemeyiz. Şu an için kritik. Kafa travması var. İç kanama olma ihtimaline karşı da müşahede süresi boyunca gözetim altında kalması gerekiyor. Bilinci kapalı. Maalesef beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Peki çok teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ ol. Efendim Can. Alo. Kainat. İyiyim sağ ol. Ya ben iyiyim de Akif pek iyi değil. Anlamadım. Akif mi? Ya da Özgür. Ehliyetinde öyle yazıyormuş. Motosiklet kazası geçirmiş dün gece. Tamam ben geliyorum hemen. Hangi hastanesiniz? Tamam görüşürüz. Yarım saat sonra bir işim var yoksa inan problem olmazdı. Almile'yi de arayamam ki. Şebnem. Şebnem? Abi ben gideyim ben Şebnem'e söylerim o müsait değilse ben geri dönüyorum merak etme. Hadi görüşürüz. Evet. İçecek ne arzu ederdiniz acaba? Bu saatte almayayım teşekkürler. Durumu nasıl? Aslında pek hiç açıcı değil. Ya Almile'yi ara bence. Yani çok geç olmadan. Sen nereden öğrendin kazayı? Polis muhabirliğine sürüldüm de. Geceleri sokaktayım. Neden? Ya patron bazı şeyler istedi. O şeyler bana ters geldi diye. Ne gibi şeyler? Boş ver ya. Nasıl olmuş? Önüne bir bisikletli çıkmış. Ona çarpmamak için gidonu kırmış. Duvara çarpmış. Özgür. Bu kim Akif? He? Özgür mü? Ha şey. Arkadaşım ya. Değil de işte. İş arkadaşı. Ama gereksiz herifin teki. Özgür Bey'e kim refakat edecek? Ben refakat edeceğim Özgür Bey'e. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Kainat, Can, ikinize de teşekkür ederim. Gerisini ben hallederim. Bir şey değil. Beraber gidelim. Ya da beraber kalalım. Gidersem aklım kalacak hem. Onunla yalnız konuşmak istiyorum uyandığında. Bir şey olursa hemen arıyorsun. Özgür Almile'ye niye yalan söyledi ki? Anlamıyorum ya. Ya bu erkekler niye böyle? Niye yalan söylüyorlar? Belki bir nedeni vardı. Ne? Ya ne bileyim, tavlamak için, farklı görünmek için, üzmemek için falan. Üzmemek için? Tebrikler vallahi ya.
Peki sen hiçbir kadına yalan söyledin mi üzmemek için? Evet. Çok güzel ya. Vallahi. Herkesin bir nedeni var yalan söylemek için. Evet, benim bir nedenim vardı. Ben de yıllarca yalan söyledim ona. Babaanneme ya. Ya ben aslında babaannemle büyüdüm. Bir yaştan sonra gözleri görmemeye başladı. Ben de ona bir dünya anlatırdım, böyle olmayan bir dünya, görmek istediği bir dünya. Babamı özlerdi hep. Ben de öyle zamanlarda babam gibi konuşurdum onunla. Mesela bir şey dermiş. Akasya ağaçlarına bakan bir pencerem olsun, orada oturayım akşama kadar. Son taşındığımız ev böyle leş, sürekli mühürlenen bir fabrikaya bakıyordu. Ben de o fabrikaya bakıp olmayan akasya ağaçlarını anlatıyordum babaanneme. Pişman mısın dersen, değilim hem de hiç. Yani oluyor. İnsan öyle bazen yalan söylüyor. Müfit abi merak etmiştir. Yolumuz aynı. İstersen beraber geçelim taksiyle. Olur. Senin ne işin var burada? Ben kainatı görmeye geldim. Telefonlarıma cevap vermiyor. Onunla konuşmam lazım. Ha. Demek telefonlarına cevap vermiyor. Ya sen dalga mı geçiyorsun ya? Kızın ruh hali deprem enkazından beter. 10 metrekarelik odada kilometrelerce uzağa bakar gibi dalıp gidiyor. Ya sen kendini ne zannediyorsun Allah aşkına ya? Ama... Ne ama ne? Bak, şu an köprüden önceki son çıkışa dikiz aynasından baktığının farkında bile değilsin. Tamam mı? Her hıyarla turşu kurulmadığı gibi her hıyarla hayal de kurulmuyor. Ayrıca kainat da burada yaşamıyor. Şimdi buradan defolup gidiyorsun. Hadi. Her şey için çok teşekkür ederim canım. Yok, yok, gerçekten gerek yok. Yolumuz aynıydı, ben devam edeceğim zaten. Peki. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Kainat. Kainat, bir dakika dinler misin? Seni dinlemek istemiyorum. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Çekil önümde. Ya tamam, hatalıyım. Ama sadece size yardımcı olmak istemiştim. Biliyorum, ne söylesem inanmayacaksın. Ama ben yine de söyleyeceğim. Hayatımda kimse yok. Olmayacak da. Umurumda bile değil. Bak tamam, itiraf ediyorum. Başta aklımda bile yoktun. Yani kafam çok karışıktı. Ama şimdi... Şimdi başka. Şimdi hep aklımdasın. Yani her telefon çaldığında sen arıyorsundur diye bakıyorum. Olur olmaz herkese senin adınla sesleniyorum. Eskiden, önceden ıskaladığım ne varsa hepsini hatırlamak istiyorum. Hatta... Şu resmi aradığım kadar başka hiçbir şey aramadım desem. Bu bir oyundu sadece. Ben o oyuna takılıp kalmışım. Bittiğini anlamamışım. Hem sen o ilgi değilsin artık. Ben 2 hafta önceki kainat değilim. Her şey değişti. Kainat. Ege, git artık. Birileri görecek. Beni daha fazla rezil etme. Ne yapıyorsun sen burada? Yerimi hazırlıyorum. Bana bak, sen bir ev bulana kadar benim kalacak yerim var, tamam mı? Bak burada yatmana gerek yok, içeride yatarsın. Oo, öyle her şeye itiraz etmek yok. Fit abi. Tamam mı? Tamam. Hadi ben kaçtım. İyi geceler. İyi geceler.